Seçimler ve set bir tek bir. Tek bir. Omnibus profesyonelleşiyor. Türkiye ile birlikte biz de değişiyoruz. Berat'ın e, yönetmenliği sizi kesmediği için e, haftaya da sesçi getireceğiz inşallah. <laughs> Berat ben yaparım dedi. Ama sonradan Berat'ın 4 yıllık ekonomi bölümünü bile 10 yıldır bitiremediği aklıma gelince durum yeniden değerlendirdim. <laughs> Türkiye ekonomisi gibi Türkiye gibi ekonomisi gibi bir insan olduğu için. <laughs> Merhaba Bengü. Merhaba hocam. Merhaba Berat. Merhaba hocam. Seçimlere gidiyoruz. Yarın sandıklara gideceksiniz. Seçimlerle ilgili çok fazla şey var. Bugün konuşulan bazı şeyler aslında yeni değil. Ve insanlar seçimde pek anlamıyorlar. Seçimin ne olduğuyla ilgili çok büyük bir karmaşa var. Mesela seçim hep zannediyorsa seçim nedir işte? En iyisini seçtiğimiz. Aslında öyle değil. Seçimlerin yapısından kaynaklanan bir sürü problem var. Türk tarihinde bu hep var. Aslında halkın iradesinin sandığa yansımaması için bir sürü yol var. Bunların hemen hemen hepsinin uygulandığı bir seçime giriyoruz. Fakat böyle şeyden bahsetmeyeceğim. işte sağdaki olaylardan falan olur. Ama onun dışında şu andaki seçim sistemi Türkiye'nin aslında Türkiye'nin 100 yıllık diyelim 100 küsur yıllık da 100 yıllık seçim tarihinin en az adil olan seçim sistemine 80'lerden sonra sahibiz. Yani bugün seçim sistemi olarak önünüze gelen şey halkın iradesini en azından yansıtmayı amaçlayan bir sistem aslında. Neden öyle olmuş? acaba? Şimdi birçok sistem var. Dolayısıyla siz bir oyu yansımasını engelleyebilirsiniz. %34 AKP'nin %60'a yakın şey çıkarması gibi. Yani ANAP'ın 1983'te %45 alıp hatta 1987'de %36 alıp 292 milletvekili çıkarması. Yani 30'u 40'a alan, 35-40 alan bir şeyi getirebilirsin. Bunun için birçok yol var. Her zaman böyle değildi. Mesela 65 seçimlerinde. Daha düzenli anlatayım. Birkaç tane sistem var. Normalde dar bölge sistemi getirebilirsin. O da şu demek. Bir vekil belli bir yerden sorumlu olur Amerika'daki gibi. Amerika'daki gibi o vekil oradan seçildiği için bir sürü insan parti disiplini içinde de olmadan Amerika Demokrat Parti diye bir şey varsa parti diye bir şey yok. Yani adam kafasına göre seçilebiliyor. Böyle bir sistem. 150-200 bin kişi ikna edersen seçilirsin. Ama daha büyük bölgeler yaparsa o zaman partinin büyük gücü olur. Parti genel başkanı ön seçimde yapmazsa bugünkü bir lider sultası olur falan filan. Fakat birden fazla sistem var. Şimdi bir baraj diye bir mevzu vardı. O kalktı gerçi ama şu anda sistemin geldiği nokta artık onun uzmanları tartışsın. 80 ihtilalinden sonra gelen bir sistem. Bu baraj gelince ne oluyor? Bu ufak partiler ölüyor. Aslında sanıldığı gibi sadece Kürt siyasi hareket için aynı zamanda Necdet Erbakan ve Alparslan Türkeş gibi sağa bölen insanlar için de getirilmiş bir şey. Çünkü 65 yılında Demirel %57 gibi bir oy almıştı sanırım. Yanılıyorsam aşağı yazarım. 69 yılında da biraz daha az olmakla beraber önemli bir oy almıştı. Fakat daha sonra 71 muhtırasından sonra 12 Mart muhtırasından sonra yani amcamın da parçası oldu 9 Mart muhtırası <laughs> Celil Gürkan'ın da <laughs> beceremedi. Fakat daha sonra <laughs> Enes Batur'un babasının becerdi. Enes Batur değil Enes Batur'un babası Muhsin Batur'un becerdi. 12 Mart'tan sonra o partiyi bölmüşler. 80 itirahının en nedenlerinden biri. Koalisyon hükümetlerine olan tepki, koalisyon olmasın. En güçlü iki parti kazansın diye %10 barajı getirdi. Ama sadece %10 barajı değil. Başka numaralar da yapabilirsin. Ne yapabilirsin? Milletvekillerini nasıl dağıtıyorsun? Şimdi bakın 3 tane, tane şey söyleyeceğim. 1965'te Milli Bakiye Sistemi diye bir sistem getirildi. Bu sistem neydi? Artan oyları tekrardan bölüp bir Türkiye çapında %3'lük, dörtlük partilere de vekillik çıkarabiliyorlardı ki Türkiye İşçi Partisi. Aralarında Çetin Altan'ın da oldu sizin parti yani. 13 milletvekilini öyle çıkarabilmişti. Sistemin ne kadar önemli olduğunu şuradan anlayabilirsiniz. Mesela HDP ya da onun bir sürü isim vardı o zaman %6-7 çıkarırken yıllarca hiç vekil çıkaramıyordu 80'lerde 90'larda. Ancak çeşitli numaralar yapabiliyordu. Ama şeyde 1965'te tip %3 oy çıkardı. Ne yaptı? Demirel o sistemi hemen kaldırdı, milli bakiye sistemi. Çünkü <laughs> ufak evet. Çünkü solun önünü kesmek için yapıldı. Ya yani bizim so başımıza bela olacak diye. Hayır, şey olmuyor o zaman. İşte koalisyon kurmak zorunda kalıyorsun. Koalisyon kuruldu o zaman bugünkü sistem gibi yapamıyor. ufak partilere, marjinal partilere işte ne bileyim ülkücülere, işte selametçilere falan taviz vermek zorunda kalıyorsun. Bugün de Tayyip Erdoğan düştü durumu aslında. Onlara taviz veriyorlar hocam. Solculara vermek istemiyorlardır ya. Ama keza öyledir. Olabilir. 80'lerde olan o değil ama. Ama bugün evet aynısı. Ama bugün ben anlamadım zaten. Şu programı önce çekseydim de anayasa değişikliğinden önce keşke AKP'liler izleseydi. Nasıl kendi ayaklarına sıktılar. Bir de dar bölgeyi konuştular. Keşke onu da yapsalardı. Dar bölge sistemi gelse komple olay patlar. Amerika'da parti mi var? Çünkü sen abi diyelim işte Kadıköy Köyde iyi bir adamsın, iyi bir esnafsın. 100 bin oy aldın, vekil oluyorsun. Genel başkan dinlemezsin ki. 65'teki o milli bakış sistemi öyle bir şey getiriyordu. Daha sonra o sistemi iptal ettiler ve şöyle bir sisteme geçtiler. Seçim barajsız ama seçim çevreli don sistemi. Bu don sistemi karışık. Ne olduğunu ben de tam öyle şey yapamıyorsun ama yani bugünkü sistem de onun içinde. Bu da abi oyları belli işte ne bileyim büyük illere bölgeler ayırıyorsun. Belli milletvekilisini ya da ili kompilasyon bir ilden 8-10 milletvekili çıkıyor. 8-10 milletvekili çıktığı zaman da bir de onu parti baştan genel başkan atarsa ki etkiden ön seçim vardı 90'larda. O zaman parti başkanı çok güç geçiyor. Parti artmış oluyor. Bir de fazladan sola şöyle bir kazık attılar. Her ile önce bir vekillik verdiler. Ve Türkiye'de sağ güçlü olduğu ufak ufak yerleri il bu oraya artı birle başlıyor. Bire verip nüfusa göre arttırıyorlar. Bu değişmediyse yakın zamana kadar böyleydi. 80'in böyle bir, birkaç numarası var. %10 barajı var. Bu ne oldu abi? Ufak partiler marjine oldu. Şu anda AKP'nin kendi için yaptığı en büyük hata bir %50'ye kendini sıkıştırması oldu. İki mesela neden belediye seçimi gibi yapmadılar? %35'e de 40'la da seçilebilir bilmiyorum. Hiç örneği yok. Var mı bilmiyorum. Bakmak lazım buna. Şimdi aklıma geldi için bakmadan geldim. Ama böyle değişik sistemler denenebilir. Denemediler mi? İkincisi de abi Amerika'da neden Yahudiler bu kadar güçlü? Ermeni lobisi bu kadar güçlü? Hiç bilmem lobisi. Çünkü abi oylar yakın geliyor. Burada da öyle olacak. %51'e kadar. O zaman %3 oyu olan gündemi yönetiyor. Amerika'da bu çok önemli bir şey. Şimdi ne oldu abi? Biz Saadet Partisi mi konuşuyorduk? Has Parti yüzde %3,5 oy almıştı. Kimsenin umurunda oluyor muydu? Şimdi yeniden Saadet Partisi yok. Deva Partisi. Tip de öyle. Niye önem kazandı? Yani düşün. En düşük bloktaki HDP ile ilişkisi bile şeye giriyor. Dolayısıyla böyle bir bilmemekten kendilerine bir kazık attılar. Çok enteresan bir şey. Hakikaten bir... Bunu görememiş olabilir olabilirler ya? Vallahi göremedikleri yani çok şey olduğu için görememişlerdir. Görememiş olabilirler. Turgut Özal'ın en büyük hatası mesela 87 referandum. Neydi 87 referandumu? 1982 anayasasıyla siyasi hayatları yasaklanmış. Siyasi liderler Demirel, Ecevit bunlar siyasete geri dönsün mü diye bir oylama yaptırdı. Oylamayı %50-16'ya 48. Şu ilk i̇lk hatırladığım seçimdi bu. Güneş Taner Noo yazısı şey giriyordu. Bunlar portakal su içiyordu. <laughs> Seviyeye bak. Portakal suyu içiyorlardı. <laughs> çünkü turuncuydu bunların şeyi, rengi. Ne oldu abi? Hem kaybetti böyle %50.16'ya kadar hem de adamlara yeni bir siyasi kariyer verdi. Yoksa Demirel Ecevit bitecekti. Argümanlardan biri bu. Ama adamlar oradan galip çıktılar. Çok trajik hatalar, trajik hatalar bu anlamda yapılabiliyor. Dolayısıyla böyle ama tekrar özüme dönersen birçok değişik sistem var. Yani Milli Bakiye sistemi ufak partileri şey yapar. Bu 50-52 partili sistem gibi. iki bloklu sistem ufak partilerin önünü açar. Baraj, %10 barajı önünü kapatır. Bir de bunun dışında hiç aklınıza gelmeyecek başka şeyler var. İnsan Sanırım hatırlamaz. 90'lı yıllarda vardı. 70'li yıllarda da vardı. İlk sanırım 65'te çıktı. Unuttum şimdi yazarım altına. Tercihli oy sistemi. Yani seçmenin iradesini yansıma da şöyle bir şey vardı. Diyelim Doğru Yol Partisi 91 seçimlerinde bir liste hazırlamıştı. O listede ben İzmit'te hatırlıyorum. Sanırım İsmail Kalkan denen tercihli olduğu için onu ayrıca işaretlersen en üste çıkıyordu. Anlatabildim mi? Aldığı oy kadar. Dolayısıyla DP diyelim 70 bin oy aldı. Tamam mı? Onu 5 milletvekilinde bölüyorlardı 14 bin. Eğer tercihli de 14 bin en alttaki adamı 14 bin alırsa en alttaki adamın yerine 4 milletvekilinden 5 milletvekil Beşinci 5. alt arkadaki adam oldu. Tercihli oy sistemiydi. Bu da seçmen yani şunu getiriyordu. Ben şu lideri seviyorum. Ben bu lideri seviyorum ama bana verdiği bu şeyi kabul etmiyorum. Onun yerine AMD değil MMD ön plana çıkarıyor. Tercihli oy yapabilirdiniz. Şu an olsa CHP için çok iyi çalışırdı. CHP AKP için de çalışır. Abi bazı şeyler nasıl oldu? Genel başkanlık koltuğundaki manevra alanı nedeniyle siz şu anda kartonlara oy veriyorsunuz yani. Anlatabildim mi? Yani birçok parti genel başkanı orada tamamen kendi seçtiği delegelerle durduğu için onların listesi. Yani bir alver oluyor başkan delege atıyor, delege onu seçiyor, o liste yapıyor. Biz işte belli kırmızı çizgiler daha başını duman almış ya da işte öteki Rabia diyor, bir, bir, şey falan diyor. Gidiyorsun sen ona. O yüzden bu seçmeni böyle bir köşeye sıkıştırıyor. Seçmen de şunu yapmıyor bak çok garip bir şey. Büyük partiye oy veriyor. Git küçük partiye ver. Ben bunu hep söylüyorum. Sizin işinize geliyor ama fark etmez yani sağda solda. İşinize geliyor ama diye biz <laughs> Hayır hayır tiplerin işine geliyor ama fark etmez yani. Anladın Erkan Paşa ver, Haydar başa ver, bir baş alsın. <laughs> fark etmez yani. O zaman o partiyi, o liderin sana oldu bitti yapmasını engelleyecek bir şey. Ama gidiyor adam aynı yere veriyor. Benim 5 bin kitap okumuş babam. Benim annem bir de sağ partide siyaset de yaptı. Sandığa gidiyormuş gidiyormuş. Altı oku görünce alt ok basıyormuş abi. Dayanamıyorum. <laughs> Dayanamıyorum dedi bana ya. nasıl bir şey bu? bu nasıl bir kuşak abi? Yani mi? Dolayısıyla. Ya gerçek bağımlılık önüne koyulmuş. Ya. ya alakası biliyorsun. yok. Böyle sözcü falan okuyan biri değil ama. Şimdi bu sistem de biraz galiba hocam karmaşık hale geldi. Bu işte yüzde on barajı vardı. Sonra ittifak geldi. Sonra o baraj yediye gitti. Arkadaşlar son 10 senesi için benden dinlemeyin. Dediğim gibi tarihçiler 2000 yılından bu tarafa pek yani onu uzmanları konuştu. Şimdi şöyle bir şey var orada. Yani bu Amerika'daki sisteme göre şu farklılığı anlamamız lazım. Amerika sistemi hep aynı. Salı günü seçim oluyor. İşte ne bileyim her 6 ayda bir bir şey oluyor. Bu sistem hep aynı olduğu için belli şeyler oturmuş. Türkiye'de bunun oturmaması, her seçim değişmesi zaten en başta hileyle başladığımızı gösteriyor. Yani yöneten kendisi için avantajlı olan her şeyi şeye getiriyor. 69 Demirel ve bunun en büyüğünü CHP yaptı 46'da. Gerçi Demokrat Parti o seçimde yeterli örgütlenemediği için zaten hepsini alsa bile iktidara gelemiyordu ama mesela ne yapabilirsin? 46 seçimleri böyle 57 seçimleri Demokrat Parti üzerinde özelinde böyle ilk önce baskın seçim yaparsın. Bunun Türkiye'de çok güzel örnekleri vardır. 46 seçimleri. Buna güzel bir örnektir. Demokrat Parti kurulduktan sonra bir sene sonra seçime gitti ki CHP güçlenemeden şey yapayım. Hmm. Birinci şey hani iktidara gelirseniz hazırlıksız yakalıyorsunuz. Hazırlıksız yakalıyorsunuz. Karşı. 87 öyleydi. Anap'ın oylar düşüyorken hemen seçime gitti Turgöz Al ki siyasi olarak geri dönebilen Ecevit'le Demirel ve Erbakan ve Alpaslan daha fazla oyların arttıramasın. Ve gene 74'te Ecevit bunu denedi. 74'te niye denedi? 74'te de tekrardan seçim olsun diye bir anda yükseldi Kıbrıs'tan sonra. Şey iktidarı bozdu. Ama yerine azınlık hükümeti geldi. Sadi falan. Sonra da Millet Cephe kuruldu. Yani meclisi gittiğimde de tekrar seçime gideyim daha güçlü geleyim diye yetmişlerdi. Çünkü CHP %40 falan aldı oluyordu. %34 almıştı 73'te ama %40 da alsa o seçim sisteminde 50 artı bir vekil çıkaramazsa iktidara gelemiyor. Çünkü diğer bütün partiler sağ partiler. Dolayısıyla hani bir gelirim diye öyle bir iktidar var Birincisi başka baskın seçim. Baskın seçim vereceksin. İkincisi seçim sistemini değiştirmek. Dediğim gibi burada baraj koyabilirsin. Don sistemini kullanabilirsin. Bir sürü şey yapman mümkün. Üçüncüsü de Demokrat Parti'nin yaptığı gibi belli yasaklar getirmesi. Mesela e 1957'de Demokrat Parti'nin içindeki daha merkez yakın insanlar ayrılmışlardı. Ve bunlar CHP'nin de içinde olduğu bir muhalefet ittifakını kurmuşlardı. İttifa yasakladı. Adnan Menderes. Hep Adnan Menderes diyor Adnan Menderes'in yaptığı şeyler de pek ana hiçbir o zaman anayasal bir şey yapmadım da bir şey olmuyordu. O da anayasa öyle bir bir anda ne oldu bu sefer? Demokrat Parti bir de hızlıca seçime gitti, erken seçime. Böylece düşen oylarını o da şey yaptı. Dolayısıyla böyle numaralar yapabilirsin. İktidar sende ise oturmamış bir seçim sisteminde belli bir manevra. Yani iktidarı biz de %51 ile yollayamazsın abi. %57, 58, 60'ın olacak. Tamam mı? Çünkü o eş olmayan propaganda imkanlarıyla, seçim sisteminde oynamalarla falan kendine. Fakat bundan içinde bir tanesi var. Nihat Erim'in dahiyane fikri Şimdi eskiden şöyle bir sistem vardı. 1946'dan itibaren 46'daki ilk çok parti seçimde. Bir ilde kim en fazla oyu alıyorsa o bütün vekilleri alıyordu. Bu da tam irade yansımasın diye. Yani bu da ne demek? %60'lık bir şey alırsan %90'la temsil ediliyordun mesela. Çünkü zaten bir sürü ile Aynı Amerikan senatolarındaki <laughs> gibi. Amerikan sisteminde 50 eyaletin hepsi öyle değil. Bir iki tanesinde elektörler farklı dağılıyor olabilir. Ama tam olarak böyle. Şimdi, şimdi 40... falan farklı. Evet birkaç yerde farklıymış. Şimdi şeyde 46'da bunu yaptılar. Zaten cephe kazandı. 50'de abi Demokrat Parti %50 yakın ay olunca oranları hep yazdım da unuttum şimdi. Bir anda 40 vekil gibi çok az vekille kaldı Cumhuriyet Halkı. Tam bir neredeyse İsmet İnönü bile <laughs> seçilemiyordu. Bir de o zamanlar şunu da hatırlatayım. iki yerde birden aday gösterme şansı vardı. Nasıl yani hocam? Hem Antalya İstanbul evet, falan. Evet. Sonra seçiyordun. E şimdi böyle bir sistemde yalan olma ihtimalin yüksek ya. Genel başkan vekil olamama durumları var. Garanti olsun diye bir iki yerden falan koyabiliyordun. Ve başka bir şey daha var. Seçim mesela. Türkiye'de muhalefet kültürünün olmadığını çok güzel örneklerinden biri. Demokrat Parti sanırım 54 seçimlerinden sonra Kırşehir'i ilçe yapmasıdır. Kırşehir bölük başına oy verdiği için. Üçüncü bir partiye oy verdiği için Osman bölük başına. Onu ilçe yapmıştır. Malatya'da bir seçtiği için Adıyaman'ı Malatya'dan ayırıp Kırşehir'i ilçe yapıp Nevşehir mi yapıyor? Malatya'dan da Adıyaman'ı sanırım. Yani elinizde böyle devletseniz bir güçler hep olur. Şimdi de şey bu benzer sistem illerin içindeki ilçelerin yer değiştirmesiyle yapılıyor. Evet ona, bu ama o Amerika'da da oluyor. Seçim şeylerine gerrymandering diyorlar falan. Bu büyükşehir yasasıyla da mesela çok Lufu şey oldu. Evet köylerim öyle dahil edince daha sağ partilerin şey arttı falan filan ama Türk seçim tarihinde aslında sanıldığı kadar yüksek şeyler yoktur. Hep 3'e yani solun bir yüzde %40 oyu vardır. Bugün de CHP'yi, HDP'yi falan topladım. O %35-40'tır yani. Bu değişmiştir eminim 70'lerden de. yüzde %20 değişmemiştir. CHP'nin en de yüksek aldığı oranı bakın 1970'e yüzde kırk birdir. O da Ecevit'in kişisel karizması ama orada yüzde beştir o kişisel karizma yani. Sağ partilerin yüzde elli, elli beş oyu. Particilik oyu. şey duygusu eskiden birazdan mı acaba şeyi merak ediyorum kafa olarak. Şimdi çok da net bilmeyebiliriz böyle biz seçim uzmanı falan değiliz tabii ki ama yani bu partiyi değil de insanı seçmek. Yani. Ama şimdi sana parti olarak bir şey gelmiyor ki. Adam her şeyi söylüyor ya. Mecbur kalıyorsun. Sen iradeni sandığa yansıttın bir demokraside yaşamıyorsun. Sen padişah seçebilirsin bu sistemde. Olay o. Bu sistemde sen mebusun. kimsenin vekili. Kadıköy'den bir tane vekil söyle bana. Erkan Baş. seçildi Erkan baş. <laughs> Evet. Allah kahretsin. <laughs> <laughs> Ulan cevabını bilecek tek bir şey var. Ben bilmiyorum yani oy verdiğim partinin. Ya burada da mesela bu seçimde de öyle mesela. Şimdi Sera Kadıgil var, Sırı Süreyya Önder var. İkisi de seçilsin. O araya yani. nasıl reklam koydu ama ya? <laughs> İkisi de seçilsin <gülüyor> abi. <gülüyor> Mesela İzmit'te oturuyorsun. İzmit'te oturanlar, hemşehrilerim, evet. kardeşlerim o yüzden gibi. Ya vekilin kim? Belki ufak yerde bir kişi biliyorlardan, ama ben bilmiyorum yani. İzmit'liler anladın? biliyordur ama ya bence. Ya mesela Samsun'da iyi kötü biliyordun yani. Haluk bilmem. Olabilir. Yani. Daha genel düşünelim. Mesela Samsun'dan seni temsil edenler kimler? Çok çeşitli partiler sonuçta Samsun'da evet. vekil olmuyor mu? Bilmiyorum. Ya sen kime veriyorsun oyunu? Hangisini destekliyorsun? Adam bilsen biliyor musun? Böyle bir şey yok. Sen gidip abi 3-4 tane slogana bir de lidere veriyorsun. İşte senin dediğin şeyi ben sanki şöyle düşündüm hani. Bu mesela AK Parti döneminde bu AKP'nin şeyleri vardı işte. Sadece Erdoğan resmiyle çıkıyorlardı. Bütün şeylerin. Hiç biz aday maday görmüyorduk. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Hiçbir şey yoktu. Seçime her gidildiğinde sadece Erdoğan'la boyuyorlardı her yeri AKP. Ve onu görüyorduk ya yani millete koşa koşa lidere oy veriyordu mesela. Adayı kim, neyi, kim seçiyor. Mesela önemi yok ki. Almak. Onu da kendi yani Önemi olmadığı için battık hocam <laughs> ülkecek. Hayır abi ona itiraz edeceksin sen gidip yani benim babam gibi 5000 kitap okuyup hep aynı partiye oy veriyorsan o zaman oldu bittiye şey yapmayacaksın yani kusura bakmasın kimse. A bu kadar da yani özellikle gençlere de söylüyorum burada kime verirseniz verin abi ben kimseyi yönlendirmem. Ama böyle büyük partilere nasıl da şeydir bu bir kere bu seçimle ilgili söyleyeyim. her seçim son seçim. Bu iş benim vallahi ben olacak iş değil yani her seçim son seçim bu hiçbir zaman bitmiyor. Hep böyle böyle o büyük partiye verdirtiyorlar adamı. O zaman da sen onun içine giriyorsun. Bu eskiden böyle değildi. Mesela şöyle söyleyeyim Demirel partisine öyle hakim değildi. Saadettin Bildi işte bir adam vardı. Deli gibi muhalefet yapıyordu. Menderes'i Demokrat Partili vekiller kaç kere sinir krizine soktular millet meclisinde. Çünkü adam kendi tabanından geliyor. Onları Menderes atamıyordu abi. Bu sistem gittikçe sündürüle sündürüle. Çünkü 70'lerdeki o koalisyon hükümetlerine karşı olan bir tepki var. Hala konuşuluyor ya. Yani pek uzlaşamayan, uzlaşmayı beceremeyen bir millet olduğumuz inancıyla. Bu ne kadar doğru bilmiyorum. Genelde güçlü hepsini götürsün. Bir ara şey demişti bu AKP'ler. %40 alıyoruz, iktidar olamıyoruz bu 2015'te. Eee %40 alıyorsun. Tabii iktidar o ne demek ya? Böyle <laughs> <İşlem> de <laughs> öyle demişti şey Yalçınak Doğan galiba. <gülüyor> <gülüyor> öyle biri vardı. O demiş de %40 oluyor, diktar olamıyoruz dedi. Çok yani, değil mi ya? Çok değil mi? Yani yüzde iki buçuk kişinin bir oyunu alıyor yani alıyoruz ama izle, yani, yani, bir buçuk yani. Bizde bir kişi oranlarda bir buçuk kişi var. Gene biz diktar olamıyoruz. Yani basitleştirin var. O şey işte çoğulculuk. Bu da bir sistem olabilir. Ama bu işte Türkiye demokrasisinin tam anlamıyla millet iradesinin sandığa yansımaması. Sokak röportajları sonucu millet iradesinin sandığa o kadar yansımalı mı? Sorusunun cevabı bende tam olarak pozitif değil. Yaşlandıkça pesimistleşiyorum bu konuda. Ama bu sistem böyle. Sokak röportajları da ama şu an şey hani başka bir yere konumlandırmak için söylemiyorum insanlara ama herkes artık hani böyle zaten stratejik kullanıyor oyunu hocam genelde. Seçmen tamam. çok mu düşünüyor hocam Türkiye'de oyunu? Bak orada için? bir şey var. Orada bir şey söyleyeyim. İnsanlara dediğim gibi daha önce de bunu birçok yerde söyledim. İnsanlara hakaret ediyorlar. Çocuk ufacık 20 yaşındaki çocuk gidiyor işte bilmem neye veriyor. Üçüncü adaya veriyor. Dördüncü adaya veriyor. Şöyle bir olay yaratıldı. Bu büyük bir trik. Oldu bittiye geliyor. Bu olmaması lazım. İnsanın oyu kutsaldır. istediğine verir abi. Sen gidip o çocuğa bir şey değil. Biz de şöyle. bizde kurtuluş savaşını hep seçmen veriyor. Hiç siyasetçi vermiyor. Ben tek başıma Sakarya'da MSG Sakarya'da Berat. Öyle bir şey olmaz. İstediği istediği oy verir. O anlamda bence Türkiye'nin gerçek kahramanları stratejik oy veren her iki tarafa da bak hiç şey yapmadan. Hatta her üç tarafa da stratejik oy veren seçmen. Siyasetçilerin hiçbir yerde çıkarından şu kadar taviz vermemeleri şu kadar. Şu kadar taviz vermiyor. Hiçbir tarafta. Bazılarını taraftan... ayrı tutalım hocam. <laughs> Göreceğiz. Göreceğiz. Yani evet. Bazılarını ayrı Doğru. Ya genelde vermiyorlar abi. Yüzde birdeyken ben de veririm ya. Yani. Burada ben de atıp tutuyorum ya. Yarın yüzde yirmi beşi yarın omnibus partisi kursak ben de <laughs> kafaları uçururum. Ki bunu çalıştığı her insanın yemiş iki kişi söylüyor burada yani. Gerçekten. Ben de öyle sana bakıyorum bir saattir ki belki durursun diye. <laughs> Yorgun demokrat. <laughs> Biz siyaset yapamayız kardeşim. Biz siyaset yapsak tamam. Ya. Yani. Biz Uca, gerçekten. Parti logosu olarak papyonlu giyotin. Evet diyorsun. olabilir. Papyonlu giyotin. Tamam şaka benle. Oğlum öyle şeyler söylemeyin ondan sonra. <laughs> Dolayısıyla yani o sistem çok önemli. Başka sistemler daha vardı. Mesela muhteşem bir sistem var. İki, müntehi bir saniye diye ikinci seçmen diye bir şey var. 1945'ten önce dünyada seçimler yalandan yapılıyordu zaten birçok ülke. Demokrasi çok az yerde kendiliğinden gelişmiştir. O yüzden bir ülkenin niye demokratik olduğu sorulmaz. Demokratik olan yerler niye demokratik diye sorulur. Çünkü demokrasi Almanya, İtalya gibi ülkelerde bile savaşla oturtulmuştur. Almanya'ya seçim geldi, naziler iktidara geldi abi. İnsanlar hiyerarşiye, insanlar popülist bir lidere hemen kapılırlar. O dengeyi kurmak için çok hassas bir kuvvetler ayrılığı kurman lazım. Türkiye bu anlamda Rusya ile karşılaştırdığında işte bak öyle Putin'in güdümünde bir muhalefet falan olmadı. Çünkü muhalefet CHP'si bazen bu hani kırmızı çizgiler böyle bakış demokrasiyi de kurtarabiliyor. Nasıl kurtarıyor? Adam ne yapsan pozisyondan dönmediği için MHP gibi, CHP gibi ya da ülkücüler ya da işte ne bileyim sekülerler gibi toplumsal tabanlar bir şekilde dengeyi kendi sağlıyor. Kurumların sağlayamadığı dengeyi sağladı. Rusya'da nasıl abi? Rusya'da bir sürü şey parti var. Hiçbir iktidara gelme şansı yok. Çünkü aslında Putin'in eylediği partiler. Biz de partilere eylemeye çalışsa taban arttan tepki verdiği için olmuyor. Ay pardon deni onu alıyor bunu veriyor ama olmuyor. %50'den çıkamıyor işte. Putin kontrol ettiyorlar diyorlar %90 ya. Muhalefetlerin hiçbir hükmü yok. Niye abi? Tüm muhalefet parti gazını alacak parti. Çünkü onlarda şu ona çok parti geleneği yoktu. Bizde gene en azından 46'dan bu yana çok parti geleneği var. Ondan önce de çok partili dönemler oldu. Bu şeyi oturtmak zor ama işte. Yani hem iktidara gelen diğer partiler ezemeyecek hem de yürütme yani oyla gelen yasamayı ve meclisi ele geçiremeyecek. Bu bugün Kuvvetler Ayrılığı diye bir bölüm yaparız. Fransız devrimi bölümüne baksınlar orada da görecekler. Bu çok hassas bir sistemdir. Türkiye Türkiye'de bu çok hiçbir zaman tam olarak oturmamıştır. Tamam, i̇deali bu, nasıl olurdu ya? İdeali diye bir şey yok. Bak bu demokrasinin çıktığı yerlerde kendinden yerinden yönetim falan da çok gelişmiş. Bunu şey olarak anlamayın. Ama şimdi Amerika'da, İngiltere gibi, Amerika İngiltere gibi yerlerde birçok şey yerelde de hallediliyor. Anlatabildim mi? Amerika 50 tane devlette oluşuyor. Amerika legalizmle Roma hukukunu arkasına alarak zaten bir anlaşmayla kurulmuş. Senin devletin askerler kurmuş. Şimdi oradaki yapının daha hiyerarşik olması normal. Oradaki yapının daha dengelere dayanması normal. Bir de bir şey daha var. Bu hep unutuluyor. Abi legalizm eksikliği var Türkiye'de. İşte kan üstünlüğü ya. Ama bunu övme mi açısından demiyor. Buranın sistemi başka. Şimdi Amerika'da mesela adam seni tutukluyor. Hakkını okumazsak elinde bıçak tutsa salıyor değil mi? Kanuna tapıyor herif. Adalete değil. Her şeyin önden görülüyor. Bizde ne yapıyor adam? Ne demiş Cumhurbaşkanı? Reisi Cumhurumuz. Ben dedi fiili durumu yaptım. Tamam mı? Siz dedi bunu onaylayın. Şimdi o zaman herkes Tayyip Erdoğan'a hayır bu böyle değil dedi. Şimdi bizde şöyle bir durum var. Son 20 yıldır aynı sinklarda olduğu için bazı kronik şeyler sadece onda var. Eskiden de var bu. 82 anayasası ne abi? Darbe yapıyorsun. Sonra anayasa. Kime sordunuz yaptınız onu? Bir takım sonra sen gidip oyluyorsun. Sana ona %92 oy verdin abi. Sen diyorsun ki ben diyorsun uyum için haklarımdan vazgeçtim. Tamam mı? Bunu diyebilirsin ama dedin. Ben babamlara soruyorum. İşte şöyleydi böyle. Ya bırak abi. Bir hayır oyu vermek çok mu zor ya? Lan %8'i vermiş. Ya %92 bir şey eve çıkar mı ya? Irak mı burası? Bak darbeyi desteklesem vermezsin. Yani diyebilirsin ki darbe 80'de şöyle olmuş ama abi önüne bir anayasa konu. E zaten adam darbeyi yapmış. İki sene sonra anayasasını yapıyor. Kendisini 5 sene Milli Güvenlik Komitesi ne atıyor? Darbeden şey yapıyor. Korktukları bir atmosferden çıkıyor. Abi %92 mi korkar ya? Mu Bu Fener maçlarında şey ne bileyim polisten cop yiyenler nerede? Anlatabildim <laughs> mi? Bu 1 Mayıs'a dayak yiyenler %8 mi bunlar? Uyumcusun sen, ahenkçisin. Ahenkçiysen, uyumcuysan senin gibi olmayan tahmin gösteriyor. Sen demokrasiyle yönetilemezsin. Ki bu Almanya, İtalya gibi, İspanya gibi ülkelerde bile zorla getirildi. İspanya'da biraz Avrupa Birliği'nin şeyiyle kendiliğinden ve Franco'nun bu çok garip bir süreç. Ona bakmak lazım. Onu da anlattım Franco'da. Ama Almanya ile İtalya kendilerinden seçimle, İtalya'da seçimle bile değil. Ben yani Roma'ya yürüyüp, Roma, işte hakikaten Roma'ya yürüyüp. Dolayısıyla o zaten oturmuş bir şey ama sen kendi oyuna sahip çıkacaksın. Bugün aynı şey. Seçmen yavaş yavaş bilinçten. O nesil. Bizim üst nesilde falan hiçbir şey yok. Hep aynı parti oy veriyor. Bu ne ya? Onları. Abi değiştirin. Adam bilsin. Sana baktığında seni çantada keklik görmesin. Ya sizin hiç şeyiniz yok mu? Bak istediğine ver. Sen saat parsın. Hiç umurunda değil. Ben hiçbir zaman siyasi olarak ama her seferinde gidip o büyüklere veriyorsun. O da nasıl verecek diye yazıyor sana. Sen de böyle işte ben bunu beğenmiyorum ama ne yapalım bu sefer? Bu seçim son seçim. E bu seçim son seçimse ona göre davranın abi. Herkes kendi ekmeğinde. Yani bu işin profesyonelleri orada 20 sene oturanlar 20 milyon oyun 10 milyon oyun temsilcisi olmak gerekenler fazla yakarlık yapmayacak. Ben orada 18 yaşındaki çocuk bilmem neye veriyorum. Oy bölüyorsun diyecekler. Abi. Bir de acayip alıştırılmış da bir şey yani. Bin türlü şey söylüyorum. Bir kısmı zaten yürürlükte bile değil o söylenenlerin. Abi modern tıbba ben karşıyım ya. Allah'ın <laughs> işine karışmayacaksın ya. Vallahi. Kapitalizmin bu gelecek. Bunu daha çok anlayanlar konuşuyor. Zaten bir şey problem var. Şey ısındı. Makine ısındı. Hep böyle bunu böyle boş muhabbet zannediyorlar ama bununla ilgili şimdi çok şey var. Onları da artık benden öğrenmeyin. Bir düzgün ekonomist bunu anlatsın. Yani dünyada sermaye belli bir yerde toplandı ve sermaye aktarımı problem var. Orada ısındı. E zaten bir de millet 100 yaşına yaşayınca hiçbir güç şeyinden bunu boomer bölümünde incelik. Ben hep makarasına söylüyorum ama sistem daha şey. Adam 20 yaş yani biz bile bu durumda ise 20 yaşında bu herif ne iş yapacak da ne şey yapacak da kimi seçecek de bu adam bu adama biz hep söylüyorum 7 yaşında başladın tamam mı? 7 yaşında ders çalışmaya başladın. işte birinci oldun. Hep birinci oldun. Sonra millet sigara içerken sen içmedin birinci oldun. Kızlara giderken işte şey oynarken ne bileyim içki içerken uçlukla sen yapmadın birinci oldun. Boğaz içine girdin birinci oldun. O yüzden birinci oldun. Sonra bir tane tabii 35 yaşına gelince artık öyle bir kafada saç evlendin. Bir işe girdin. Bilmem ne çok işi falan fizik falan. Aldığın bütün maaşları topluyorsun. 50 yaşında bir ev alacaksın. Lan biz 80 metrekare tuğla almak için mi bu kadar çalıştık? Yani eskiden bir yere giden başarabiliyordu. Sistemin özünde artık öyle bir şey olmaya başladı. Para bir yerde kitlendi. Tamam mı? Sınırlı metalar ev gibi, işte ne bileyim eğitim gibi, işte şık bir yerde oturma gibi şeyler çok pahalandı. Şimdi sen Kadıköy gibi, Kadıköy ne be? Kadıköy'de kim otursun oğlum? Fransız gelse buraya 3 günde gider. Güzel bir yer değil ki burası. Sadece diğerlerinin daha az kötü yani. Anlatabildim mi? Bir tane böyle muhtemelen depremde öleceğin bulacağım alacağım diye 15 milyon vereceğim. Abi 300 bin lira alsan, 150 bin lirasını büksen senede 1.8 milyon ediyor. 10 senesi yoluk yapsan bir tane, 20 sene yapsan iki tane, Herif 20 Değil mi böyle. E yani bir de bu çocuk bir sürü hayatı ıskaladı. Şimdi sen böyle bir ortamda anlatabildin mi? Zaten iş orada bitmiş. E bir de adamlar sadece orayı boşaltmıyorlar yani sermaye onların elinde olduğu halde. E, i̇ktidardan da gitmiyorlar ki. E onda sen şey yapıyorsun. Gençler uyanık ol, ne abi? Kendi çıkarız desene bir şey yapın. Onların bir iki tane retoriği var. Türk siyasi dünyasını öyle yıllarca yediler. Unutmayın abi bunlar lise derine sopa alıp birbirine dalmış insanlar. Kendi jenerasyonunuz kendi şeyinizi yapın ya. Üniversiteleri kapattırıyorlarmış oğlum bir iki sene. Üniversiteye insanlar yani anlatabildin mi? Olaylar yok. Davamı hala onlar dönüyor Türkiye'de. O dil değişecek de Ondan sonra <laughs> şey yapacak. Ben 42 yaşına geldim. Bak seneye ETL'yim. Ben emekli oluyorum tamam mı? Ben vallahi baktım yani. Bengü de biliyor. Biz gideceğiz Sicil'e. Sicil'den çekerim oğlum ben bu programı. Siz kalacaksınız burada. Bak kime ya bilmem ne. Ben hiç şeyi doğru bulmuyorum. İnsanları siyasi olarak yönlendirmeyi bilmem neyi falan filan. Benim öyle bir hakkım yok insan üzerinde. Ama oyunuzu sizin ne yapın? verin. Adam etmeyin. Niye ben böyle sinirlendim bana? Niye sinirlendim? Bizim... Biz o... bir şey diyemeden sinir var. Eski sistem. Münteği bir şu abi. Bu seçimin olmaması demek aslında. Şimdi ikinci seçmenler var. Aynı Electoral College'daki gibi Amerika'da. Onlar seçiyorlar. Bu da şu getiriyor. Aslında devlet kimin elindeyse onun adamları seçiliyor. Mesela 1920'de gelen en demokratik meclisti. O mecliste o mesela Mustafa Kemal anormal bir muhalefet olmuştu. Çünkü Mustafa Kemal seçmemişti o meclisi. O 1923'te mesela ki seçimde o muhalefet hiçbiri seçilemedi. Niye abi? Kurtuluş Savaşı kazanılmış. Her yer Ankara'nın şeyinde. İçişleri kimin elindeyse şöyle seçiliyor. Oranın ileri gelenleri işte belediye meclis üyeleri yok işte vali bir araya gelip birini yolluyorlar. Yani aralarında birini seçiyorlar. Bunun İspanya'da çok güzel bir modeli var. Casiques diye bir şey var. İspanya Savaşı'nda da anlatmıştım. Şöyle abi İçişleri Bakanı kral kimi kazanacağını şöyle belirliyor. Bir tane İçişleri Bakanı atıyor. Mesela bıktı senden. Sizin siyasi hareketten. Diyelim işte daha böyle sola yakın bir siyasi tamam sağ sol denemez ama birini atıyor. O adam da İçişleri Bakanı ya. Öyle bir o kasikes dediğimiz yani yerel ayan yerel böyle oy sahibi. Benim şu kadar oyum var falan diyebilecek adamlar. Onlar da abi bizim tarikatların oy satmasa da Lübnan'daki dini grupların değişik oyları hükmedebilmeleri için oylara hakimler ya. Onlar da belirli ilişkilere giriyorlar ve az çok belli oluyor. Diyor ki hani mesela mebusların %54 şuradan çıksın 46'sı bu. Onu ayarlıyorlar seçim öyle giriyorlar. Aslında önceden kazananı belli. Bu 46'ya kadar 20-23 arası hep böyleydi. Aradaki seçimlerde 1908 seçimleri mesela İttihat Terakki kazanmadı ama o zaman tek örgütlü oydu. 60 vekil çıkarmış olması lazım. İkinci meclisin ilk meclisi mevzusunda. 1911'de daha bir taklaya geldi bunlar. İstanbul'da bir oyla kaybetler. Sonra topol seçim dediğimiz seçim oldu 1912'de. Hem dayak dövüş oldu. Çünkü şeyde Edirne'de dövüyorlar şeyi. Rıza Tevfi. Topol seçim o yüzden. Hem de abi zaten sen o sistemin içinde Anlatabildim mi? Belli yerdekiler kimin bürokrasi falan seni görünce o minteybi sandılar işte oralar falan oralarda ikna ediliyor. O iş şeye geliyor. 1923'te de buna benzer bir süreç olmuştu. 1923'te ikinci grubun tamamı Lozan Barış Anlaşması'na tatava yapan Mustafa Kemal e karşı inanılmaz bazen ağır hakaretlere varan, küfürlere varan eleştiriler getiren o grup ki bunların hiçbiri ittihatçı değildi, devletten değildi. Büyük bir çoğunluğu daha böyle halktan insanlardı ya da ufak bürokratlardı. Yani direkt ittihat terakkinin içinden gelen insanlar değillerdi. Bu insanları 1923'te temizleyip işte ondan sonra Cumhuriyeti o ikinci meclis ilan etti. İkinci meclis çünkü o tam olarak Mustafa Kemal halindeki Cumhuriyeti kurabileceği, kontrol edebileceği bir meclis. Ondan sonra da bölündü. Kendisi işte terakki Ama bölünenler ihtiyaçlar arasında bölündü. Ötekiler böyle çok dışarıdan gelen başka bir ekipti. Yani onlar biraz daha zaten 1908'den ikinci meclisle beraber gücü ele almış bu ihtiyaççı ve onlar o tayfadan de Mustafa Kemal'de o insanlardan. Dolayısıyla o grubu elimine etmişlerdi. Yani sen 46'dan önce ve daha da 45'ten önce yani en her yerinde birçok yer, İngiltere şey gibi Amerika gibi şeyler hariç. Belki oralarda bir yerde <laughs> Devlet ya da bürokrasi arkandaysa seçimleri manipüle edebiliyorsun. Birçok yerde o yüzden yalandan yakın. Aklınıza kalan böyle büyük bir seçim sloganı var mı? Şunu hiç Ekmek de... için ekmelettin tabii ki. <laughs> yeter söz milletin. Muhteşem bir şey. O el yeter söz milletin. Hakikaten o. Bir de bir şey daha var. Şimdi arkadaşlar bir meclisin çalışmasında hızlı çalışabilmesini kolaylaştıran şartlar aynı zamanda bir risktir. Nasıl bir risktir? Hızlı çalıştırdığın zaman yürütmenin yasamayı, yargıyı ele geçirmesini ya da bir seçimde iktidara gelen hükümetin her şeyi domine etmesini kolaylaştırmaktadır. Amerika'da bunun için bir iki tane önlem vardır. Yani yasama, yürütme, yargı arasındaki denge devam etsin diye. Nedir bu? Mesela bunlardan biri başkanla senatonun birbirini dengeleyici güçlere sahip olması. Türkiye'de 1924 anayasayla bu yok edilmiştir. Türkiye'de 29 Ekim 1923'ün de esas amacı cumhuriyet ilan etmek değildir. Zaten 28 Ekim 1923'te de cumhuriyet ilan edilmişti. Cumhuriyeti ilan edilmesi aslında bir reisi cumhurluk makamının ortaya çıkışıyla alakalıdır ve kabine sisteminin değişmesiyle alakalıdır. Çünkü 1929 önce bakanlar tek tek sorumluydu. Herkese tek tek düşürebiliyordu. Meclis çok güçlüydü. Bir de devletin başı belli değildi. Biz cumhuriyeti ilan ederken aslında reisi cumhur kim onu seçtik. Hikaye biraz oydu. Yürütmeyi güçlendirdik yasama karşısında bir bakıma. Tamam mı? Birinci önden bu. Dolayısıyla Amerika'da başkan birçok şeyi yapamaz. Birçok şeyi yapabilir. Çok güçlü. Birçok şeyi de yapamaz. Birini atacak, meclisten onay alması falan gerekir. Tamam mı? Parti üzerinde bir etkisi yoktur. İkinci yapabileceğiniz bir şey meclisi iki kameralı yapabilirsiniz. O zaman bir vesayet ortaya koymuş olursunuz. Vesayet illa kötü bir şey olmak zorunda değil. Değil. Şöyle söyleyeyim yani güçler dengesi bir tip vesayet üzerinde, sağlıklı bir vesayet üzerinde durur. Nedir o abi? Anayasa Mahkemesi böyle bir vesayettir. Seçilen her istediğini yaparsa bir adam iki sene, üç sene çok popüler olup sistemi ele geçirebilir. Bunu nasıl engellersin? Seçimleri peyderpey yapmak bunlardan biri. Onu anlatacağım. İki, iki kameralı bir meclis yapmak. Kuvvetli ve bağımsız bir yargı oluşturmak. Çünkü i̇şte kuvvetli ve bağımsız yargı oluşturmak biraz zor bir iş. Onu kimse yapmıyor. Onu ancak Amerika gibi çok böyle bir... Ya da işte federal yapılar olacak. Yani yerinde bir yönetim de var. E bizde şimdi üniter devlet o olmaz. Yani Amerika gibi eyaletlerden eyalet, onlar da eyalet değil abi bu arada. Tam bir Lost in Translation. Devlet. Amerika Birleşik Devletleri. Virginia bir devlet. Eyalet değil abi. Normal bir devlet olarak geldi oraya. Şimdi o işte dengeyi kurmak için bir yöntem daha var. İki kameralı meclis yaparsın. Lordlar kamerası ya da bizdeki İngiltere. gibi İngiltere. Amerika'daki senato. Bakın Amerika'daki temsilciler meclisi. 435 kişi. Nüfusa göre seçilir. Ve 50 eyaletin eşit sayıda nüfusuna bağlı olmak eşit sayıda 50 çarpı 2 100 kişilik senatosu vardır. O senatoyu kolay, kolay kolay ele geçiremezsin. Ve o senatoda seçimleri 6 yılına seçilirsin. Her 2 yılda bir yapılır. Demek Amerika'da hem 4 yılda bir temsilciler meclisi seçimi var. 4 yılda bir aynı 4 yılda bir başkan seçimi var ve her 2 yılda bir senato seçimi var. Nasıl oluyor? 3'e bölüyorlar abi. 3'te biri her 2 yılda ilk başta A grubu 2000 yılında seçildiyse 2006'da seçime giriyor. B grubu yani diğer bir 33 kişi 2008'de giriyor. Her iki dolayısıyla bir parti geldi aldı götürdü. Herifin bütün sistemine geçirmesi en az 10 sene orta kalması lazım. Hatta yüksek yargıları atama falan bir 15 20 AKP kadar kalktıktan sonra herkes ele geçirir. O da ayrı bir konu. 20 sene Amerika'da tek bir yer her şeyi kontrol etsin ele geçirir. Çünkü Supreme Court atama yapar, işte şey yapar falan filan. Oralarda dengeyi kuruyor. Bizde de 60'tan sonra Demokrat Parti'nin böyle her istediğini yapması, yani vatan cephesi kurması, CHP'yi kapatmayı kadar gidecek bir soruşturma, tahkikat komisyonu kurması, hiç öyle 59-60'a geldiğinde Demokrat Parti'nin yaptığı şeyler de öyle demokrasinin içinde bir oyun falan filan değil. Verilen tepki çok anormal olduğu için bugün öyle hatırlamıyoruz ama öyle. O zaman Cumhuriyet, sen Cumhuriyet Senatosu, nedir abi? Yukarıya atanmış 6 senelik, aynı Amerikan Senatosu gibi seçilmiş bir senato. 3 tüfekilden oluşuyor. Birincisi şey, 150 kişiydi sanırım. 6 yılına seçilmiş. Her 2 senede bir sen Senato seçimleri oluyordu. 15 kadar kişi şey tarafından atanıyordu. Cumhurbaşkanı tarafından. Bir de üçüncü grup tabi üyeler vardı. Kim tabi üyeler? Millik Birlik Komitesi üyeleri. Yani darbeyi yapanlar. 80 darbesinden sonra da o darbeyi yapan en büyük 5 kenara kendilerine Milli Güvenlik Konseyi'nde 87'ye kadar sadece evren kalmadı onlar da kaldı. Kendilerine garanti aldılar. Bir de eski cumhurbaşkanları. Onlara da tabi senatör deniyordu sanırım. Bu üç kişi ne oluyor abi? Bir tane aldın. Demirel aldı %62 oy. Onunla da yukarıda dur diyecek. Sakin ol. Sürekli esasını işletiyor aslında. Sürekli esas ve ele geçirilememe es es esası. Hmm. Çünkü

Tekeli bir gelir. Diyor. Abi bir gaza gelir. Halk haydi der birine yüzde altmış verir. Beş senede iş geçirmesin diye. Olan, verdi. O gene geçiremedi. 20 senede geçirdi. Orada başka denge mekanizmaları oluştu. Türkiye'deki denge mekanizmaları hukuki değil. Asker, bürokratik başka vesayetler girdi de dengeledi bir müddet. Amerika'da öyle şeyler olmaz. Orada hukuki şeylerle dengelerler. Hep bak bu örneği veriyorlar. Trump'ın mesela Ocak ayında 6 Ocak'ta mıydı? Şeyi basması var ya Trump taraftarlarının. Amerikan şeyinin güçsüzlüğünü gösterdi. Hayır. Amerikan demokrasisinin gücünü gösterdi. Herifler oradan nasıl çıktılar tak diye. Hiçbir şey oldu mu? Aldılar. Tak tak. Tam Trump'ı yargılayamadılar ama zaten Hillary Clinton'ı da yargılayamıyorlar. O da devlet sırlarını ya da Biden'ı da hani onlar zaten orada dokunmuyor ama güçlüymüş. Cumhuriyetçiler bile sen ne yapıyorsun dedi Trump'a. O gücü gösteriyor. Dolayısıyla bir adam popülizm, popülizm bunu Trump örneğinde görebilirsiniz. Demir örneğinde görür, bu olur. Zaten siyasetçi budur. İş ele geçiremesin diye. Şimdi yurt dışında e, strüktürel bazı şeyler. Onu anayasalarında görürsün. Bizdeki dengeler güçler, gödünmeyen güçler arasında devlet, derin devlet o oluyor. Onu göremiyorsun. Yazılı değil çünkü. Başka dengeler, o denge dengelerse dengeli. AKP'nin ilk 10 senelik iktidarı da buydu. Dolayısıyla şimdi zamanda da var. Mesela çok basit bir şey. Türkiye 1950'de İsmet İnönü neden iktidarı verdi? 46 seçimlerini hile de yaparak Demokrat Parti'yi mağdur yani öyle şeyler yapıyorlar 46'da. Sandıklar bulundu. Ne kadar efsane belli ama bir şeyler yapıldı belli. İşte Demokrat Parti bir yere gidiyor. Adamlar orada şey yapıyorlar. Konuşma yapacaklar. Kapıyı kilitliyorlar. Sokmuyorlar. Bazı illere giremiyor insanlar. Ve 50'lerin sonunda bu sefer İnönü giremeyecek bazı illere. Ulan adam ülkeyi kurtaran adamlardan biri bazı illere giremiyor. ilçelere giremiyor. 2002'de Tayper'dan da giremiyor. Şimdi başkaları da geliyor. böyle olur yani. Bu işin datası budur. Anlatabildim mi? İktidar eline geçen bunu yapar. Şimdi sen böyle bir ne yapabilirsin? Abi şey diyor 46 seçimlerinde hile oldu. 49'da şey yapıyorlar. Biz diyor bir kere daha böyle seçimlere girmeyiz ve sineyi millete döneriz. Milletin de itiraz hakkı olur diyor Demokrat Parti. Açık açık göz daha veriyorlar. Ve o an şeyde bilmiyorsun devletin içindeki ne kadar inanıcı ne kadar şey. O dengeleri falan gözetiyorsun. Amerika'da gözüküyor o denge. Bizde gözükmüyor. Bu halk nasıl kendi kendini yönetecek? Bu cumhuriyet nasıl yerini bulacak hocam ya? İdeali yoksa bu seçim. Mesela... abi, bak öyle bir şey yok. Türkiye Cumhuriyete büyük bir sosyal değişim yaşadı. Nüfusu altı kat arttı. Çok başarılı bir devlet. Altı kat nüfusunun artmasına rağmen son 20 yılda en azından fabrika ayarlarıyla bir kısım problemi olan bir iktidar olmasına rağmen bak yerinden zerre oynamadı. Hiçbir şekilde oynamadı. Bu bir başarıdır. Yani demek köklenmiş bir cumhuriyet var, var mı? Var abi, var. Mesela Türkiye'nin iki şeyi, bir bak işte Rusya'daki gibi olmuyor muhalefet ne kadar eleştirsem de öyle bir anda piyona dönüşmedi Rusya'da öyle oldu. İtalya, Almanya gibi ülkeler kendi kendilerine demokrasi işletemedi. Biz işlettik. Onca darbeye rağmen biz Şili olmadık. Kenan Evren Pinoşe olmadı. Milli Birlik Komitesi'nin içinde ne bileyim Mısır'daki gibi bir sistem kurmaya çalışan Hür insanlara gibi insanları hemen postaladılar. Dediler, sürdüler. Yani Türkiye devleti en azından o devleti ve milleti en azından o seçme hakkına hep sahip çıktı. Belli numaralarla onu sandığa yansıtmamak için bürokratik hukuki bazı numaralar yapmış olabilirler. Ama bu millet oyuna sahip çıktı. Daha çok çıksın istiyorum Batı'ya göre. Ama unutmayalım Avrupa dışında olup en işleyen demokrasilerden biri bizim herhalde. Japonya'da bile bilmiyorum onun sistemini. 2000 11'e kadar hep aynı parti, 11 e arış hep aynı parti iktidardaydı. Bu ne seçim var? Orada da domine ediliyor. Türkiye buna rağmen iktidar değişimlerinin öyle de ya da böyle sandıkla ve bazı şeylerle olabildiği darbe olduğu, kanlı darbeler olduğu, başbakan nasıldı darbelerden sonra bile askerin görevini bırak. Arjantin'in bir tarihine baksınlar, Pinochet neler yapmış bir baksınlar, Franco'ya baksınlar. Türkiye anlamda oralardan ileridir. Ondan bu da bunun daha bir üst seviyeye çıkması lazım. Ama dünyada demokrasi bir krizde. Çünkü bu TikTok, MikTok insan dersizlik insanı ya problem çözmeden sana girecek oluyorsun ya dersizlik batıda da insanları aptallaştırdı. Çok net. Yani tamam gidip böyle kafası için çelişe gibi gözükmeyeyim. Yani yollardaki topayla birbirimizi kovalamayın 70'lerdeki gibi. Ama bu kadar da ya şimdi abi hep aynı şey diyorum. Bak bu bir tarçı on nifens diye bir şey var ya. Ve bunu övüyoruz biz. Aslında büyük bir dram yani. İnsanlar vücudunu satıyor. Erkek kadın fark etmez. Böyle hemen hemen her şey insanın metalaşması, insanın böyle amacı belli olmayan bir yolculukta para kazanıp bir şeyler onunla da bir şey yapamamasına dönüştü. İnsanları biraz okuyanlarda kimlik siyaset sıkıştı ve içi boş insanlara hollow İngilizce çok güzel bir kelime tam boş da demek değil insanlara dönüştük e şimdi öyle bir yerde senin sonucunda Trump oluyor zaten senin sonucunda Berlusconi oluyor. Ve bence Trump'tan daha kötü Biden oluyor bu arada. Yani iyi ismiyim de Biden. Trump'tan da kötü. Yani Trump zeki. O Amerika'da da onu seçebiliyorlar. Yani genelde böyle bir kriz var. Bu 80'den bu yana neoliberalizmin alım gücünü en azından günlük tüketim maddelerinde arttırabilmesiyle mümkün. Bunu borçlanarak, para basarak bir yere kadar geldi. Bundan sonra ya bir krize girecek ya da bunu devam ettirecek. Devam ettirebilse hakikaten siz partiyi kapatın. Ama bir krize girerse ki benim tahminim gireceği yönünde. Ama onun uzmanı ben değilim. Uzmandan dinleyin onu. Ama Türkiye'de hiç bir zaman ekonomistler bunu konuşmuyor. Sabah akşam dolar konuşuyorlar. Öyle bir krize girdiği zaman her zaman söylediğim noktaya geliriz. İnsanlar iki evleri varken ya da arabaları varken Bengü'nün neden daha güzel arabası var diye çok tepki göstermeyebilir. Ama aç kalırlarsa o zaman tepki gösterirler. Belli bir minimumun altına dünya düştüğü zaman. Umarım gösterirler ya. Gösterirler gösterirler. halkı <laughs> hiç gösterir bakma. Hani ben hep abi, abi? Gö abi gösterir. Kurtuluş Savaşı verdi bu halkı hiç bakma millet. Hep biz Avrupa'ya gittiğimiz için başka ülkede git görüyorsun yani. Türk halkı anlamda çok dinamik. Türkiye der seçim son seçim. Kapatırken onu söyleyeyim. Ha bu da son seçim olacak. Bitmiyor son seçimler. Bu o, yani insanların elindeki seçme hakkını daha az kullanmaları için bir yöntem bu da. Her herkes tarafından kullanılan. Bu ülkenin bekası kurtuluşu bitmez. Bu ülke çok güçlü. Çünkü her 4 senede bir kurtuluş savaşı veriyor. Kurulduğu günden beri. Habire de kazanıyor. Sensi bu sakırda bir 4 saniye golü vardı onun gibi böyle. Dönerdin şeyden. O 4, 4 senelik şeyi atıyor. O yüzden bu işleri bırakın abi. Tamam mı? Gidin gönlünüzce oy verin. Bu seçimde aslında yıllarca SG 4 20, 2023 propagandası yapmıştık ama yetişmedi. <laughs> Barış Manço gibi olmayayım. Evrakları yetiştiremedik. <laughs> Evrakları ya Berat kaybetti yolda. Yolda bitti ya. Dediğim gibi gidin gönlünüzce oyunuzu verin. Ülkemiz için en hayırlısı olsun. Ben yani sadece iktidara vermeyeceğimi söyleyebilirim. Onun dışında hangi kime vereceğimi söylemeyeceğim. Ne istiyorsanız gidin ona oy verin. Kimseye de özellikle gençlerse söylüyorum. Bir insan sizden büyük olması. Şu işte teknoloji çağında çok fazla da bir şey değil. Bunu bir profesör olarak söylüyorum. O kadar da değil yani. Bazen sizden meslektaşlarımdan daha akılcı şeyler duyabiliyorum. Yaşıtlarımdan daha akılcı şeyler diyorum. Kendinize güvenin. Ancak demokrasi kendine güvenen birey olmayı bilen, kendine inanan fikirleri uğrunda gerekirse hakarete uğramayı, gerekirse can, can sıkılmayı başarabilen insanlarla mümkündür. Bir tarafta fikirler uğruna işkence görmekten falan bahsedeceksin. Öteki tarafta fikirleri uğruna iki tane laf yiyince sin, sin, sinmeyin yani bir şey olmasın. Biyolojik yaş o kadar önemli bir şey değildir diyorum ve sandığa gitme oranlarını düşürdüğüm gibi çıkarmayı da bilerek görüşürüz diyorum. Kapamadan seçim tahminleri alayım sizden. Sizce kim kazanır? Cumhurbaşkanlığı. Ben Kemal geliyorum. <laughs> hocam ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu diyorum. Birinci tur Kemal. Sizce kim kazanacak hocam? Türkiye kazanacak. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere.